Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yatırım yapmak için en iyi 5 seçimi sizinle paylaşacağım. Yatırım yapmak, paranızı değerlendirmek ve geleceğiniz için plan yapmak için harika bir yoldur. Ancak yatırım yapmak için hangi seçenekleri tercih etmelisiniz? Bu videoda öğreneceğiniz seçimler şunlardır. Borsaya yatırım yapmak. Kripto para birimlerine yatırım yapmak. Döviz piyasasına yatırım yapmak. Gayrimenkule yatırım yapmak. Altına yatırım yapmak. Bu seçimleri merak ediyorsanız, videomu sonuna kadar izlemeye devam edin. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdi yatırım yapmak için en iyi 5 seçime geçelim. 1. Borsaya yatırım yapmak. Borsaya yatırım yapmak, yatırımlarınızı çeşitlendirmek için en iyi alternatiflerden biridir. Borsaya yatırım yapmak, halka açık şirketlerin hisselerine para yatırmaktan ibarettir. Böylece şirketin gelişimine katılmanın bir yoludur. Buna karşılık, yapılacak işleme bağlı olarak sermaye kazancı ve temettü payından yararlanacaksınız. Borsaya yatırım yapmak için, bir aracı kurum veya bir online platform aracılığıyla bir hesap açmanız ve istediğiniz hisseleri almanız veya satmanız gerekecektir. Borsaya yatırım yaparken, piyasa trendlerini takip etmeniz, riskleri yönetmeniz ve sabırlı olmanız gerekecektir. 2. Kripto para birimlerine yatırım yapmak. Kripto para birimleri, internetten para kazanmanın en popüler yöntemlerinden biridir. Kripto para birimleri, merkezi olmayan ve şifreli dijital paralardır. Kripto para birimlerine yatırım yapmak, sadece küçük bir miktar yatırım yaparak önemli karlar elde edebilmenizi sağlar. Kripto para birimlerine yatırım yapmak için, bir kripto para borsası veya bir online platform aracılığıyla bir hesap açmanız ve istediğiniz kripto paraları almanız veya satmanız gerekecektir. Kripto para birimlerine yatırım yaparken, piyasa dalgalanmalarını takip etmeniz, güvenlik önlemleri almanız ve çeşitlendirmeniz gerekecektir. 3. Döviz piyasasına yatırım yapmak. Döviz piyasası, dünyanın en büyük ve en likit finansal piyasasıdır. Döviz piyasası, farklı ülkelerin para birimlerinin alınıp satıldığı bir piyasadır. Döviz piyasasına yatırım yapmak, kaldıraç kullanarak küçük bakiyelerle büyük işlemler yapabilmenizi sağlar. Döviz piyasasına yatırım yapmak için, bir aracı kurum veya bir online platform aracılığıyla bir hesap açmanız ve istediğiniz para çiftlerini almanız veya satmanız gerekecektir. Döviz piyasasına yatırım yaparken, ekonomik verileri analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve duygularınızı kontrol etmeniz gerekecektir. 4. Gayrimenkule yatırım yapmak. Gayrimenkul, uzun vadeli ve güvenli bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul, arsa, konut, iş yeri veya ticari bina gibi mülkleri ifade eder. Gayrimenkule yatırım yapmak, kira geliri, değer artışı veya satış karı elde etmenizi sağlar. Gayrimenkule yatırım yapmak için, bir gayrimenkul danışmanı veya bir online platform aracılığıyla bir mülk seçmeniz ve satın almanız gerekecektir. Gayrimenkule yatırım yaparken, mülkün konumunu, durumunu, potansiyelini ve masraflarını değerlendirmeniz, vergi ve yasal konulara dikkat etmeniz ve finansman seçeneklerini araştırmanız gerekecektir. 5. Altına yatırım yapmak. Altın, en eski ve en değerli yatırım araçlarından biridir. Altın, bir emtia, bir para birimi ve bir güvenli liman olarak işlev görür. Altına yatırım yapmak, paranızı enflasyon, kriz veya devalüasyon gibi risklerden korumanızı sağlar. Altına yatırım yapmak için, fiziksel altın, külçe, sikke, takı vs. veya finansal altın, hisse senedi, fon, sertifika vs. satın alabilirsiniz. Altına yatırım yaparken, altın fiyatını etkileyen faktörleri takip etmeniz, depolama ve sigorta masraflarını hesaba katmanız ve vergi ve komisyon oranlarını karşılaştırmanız gerekecektir. Bu 5 seçim, yatırım yapmak için en iyi 5 seçimden sadece bazılarıdır. Siz de kendinize uygun bir seçim seçerek yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Unutmayın, yatırım yapmak kolay değildir.
başarılı olmak için bilgili olmanız ve sürekli öğrenmeniz gerekir. Bu videonun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basın, kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.